Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim, size de kolay gelsin. Sizi tanıyalım biraz. Ben Osman Oruç. 38 senedir bu işle iştigal ediyorum. Burak işletmeciliğim var. Plakam var. Aynı zamanda Taksaklı Derneği'ni kurduk 1,5 sene önce. Niye kurduk? Sorunlarımız çok. Her gün yeni bir sorun ekleniyor. Bunlarla baş edebilmek için, bunlarla mücadele etmek için biz bu derneği kurduk. Derneğimiz adı Taksaklı Derneği. Bir dakika. Sayın Ekrem İmamoğlu geldi. İstanbul halkı için 5000 plaka sözü verdi. Konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sayın Ekrem Bey'le ben seçim önce 8 kez görüştüm. Yani bunu hiç bahsetmedi bize. Söyleseydi biz o zaman da kendine yani bir şeyler sunardık. Yani bu çok yanlış bir iş. Zaten bunu elindeki yetkiyle bunu yapma şansı yok. Velev ki yaptı diyelim. 5000 tane arabaya üçer kişiden diyor 15000 tane şoför nereden bulacak Ekrem Bey? Bir de şöyle bir yasa var. 22 yaşından gün almayan, 66 yaşından gün alan kişiler taksi, minibüs, otobüs kullanamıyor. Bu yaş kriterlerinde 15000 şoförü bulmak zor Ekrem Bey. Bu yasayı da kaldırmak sizin elinizde değil çünkü bu meclisten geçen bir yasa. Bakın ben 66 yaşındayım. Ben şu anda sağlığım gayet iyi. Sabahtan beri buradayım. Beşiktaş'a geldim Ataşehir'den. Burada sabahtan beri bu mücadelemi yapıyorum. Geçen hafta ben Samsun'dan 7,5 saatte İstanbul'a geldim. Durmadan, acil işim var, durmadan İstanbul'a geldim. Ben niye arabamda çalışamıyorum? Her yerde 66 yaşından üzerinde insanlar var. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 57 tane 66 yaşından yukarı insanlar çalışıyor. Türkiye kaderle oynuyorlar. Ben arabamda niye çalışamıyorum? Benim oğlum 22 yaşından gün almadı diye niye çalışamıyor? Bu yaş kriterleriyle biz bu işi nasıl yapacağız? Sonra biz 3 tane arabaya mahkum edildik Sayın Ekrem Bey. Sizin suçunuz yok, siz yeni geldiniz. Eskiler bize dediler ki kalite olsun. E kardeşim kalite olmak istiyorsun ama beni de bir arabaya, şu anda biz bir arabaya mahkumuz. Niçin? Ya dünyada olmayan bir şey var. Şu anda biz plakalarımıza station araç ikame edemiyoruz. Biliyor musunuz Ali Bey? Station araç ikame edemiyoruz. Ben bunu Sayın Orhan Demir'e söylediğim zaman şaşırdı kaldı, ya böyle bir şey olur mu dedi. Station araçsız araba olur mu? Olmaz. Şimdi tehdit konusuna girelim. Sayın Ekrem İmamoğlu, karanlık eller, karanlık güçler mi diyelim, 5000 plaka sözü üzerine bir takım center'cılar mı, bağcılar mı diyelim, bağcılar çetecisi mi diyelim, böyle bir çete iddiası var, tehdit iddiası var. Konu hakkında taksiciler mi tehdit etti, yoksa başka karanlık eller mi Ekrem Bey'i tehdit etti? Ali Bey, lütfen taksiciler mi tehdit etti demeyiniz, bakınız. Etti demiyorum. Taksiciler kimseyi tehdit etmez. Taksiciler kimseyi tehdit etmez. Bizim yaşadığımız badireleri başka bir meslek yaşasaydı emin olun sokaklara dökülürdüler. Bakın 8 Mart Kadınlar Günü değil mi? 8 Mart'ta kadınlar eylem yapıyor. Daha taksinin eylem yapıldığı görülmemiştir. Taksiciler eylem yapar. Ne yapar? Rusya konsolosluğuna gider. İngiltere konsolosluğuna gider. Devleti için eylem yapar. Taksicilikte son 3-4 tane eylem vardır. Bu eylemlerin hemen hemen hepsinde ben varım. AKOM'un önünde bir eylem yaptık. AKOM'un önünde eylem biz ne yaptık biliyor musunuz? Davullu, zurnalı, kemençeli, tulumlu ses duyurduk. Emniyet müdürü geldi bana dedi ki Osman Bey, bakın emniyet kırmızı alarmında dedi, bir şey olacak sizi götüreceğiz dedi. Hayır olmayacak dedim. Biz öyle bir tedarikte gittik ki çöp torbalarımıza gittik, yerde bir tane hizmet bile olmadı. Aynı emniyet müdürü geldi dedi ki ya vallahi helal olsun taksiciye dedi. Böyle bir medeni, böyle bir çağdaş eylem yaptınız. Hiçbir dal bile kırılmadı dedi. Biz taksici esnafı çok gerçekten efendi insanlardan oluşuyoruz. Ha her meslekte olan çürük elmalar bizde de olacak. Yok dersek zaten yanlıştır. Ya Allah'ını severseniz. Yani ne meslekler var? Mükellefine yanlış yapan, hastasına yanlış yapan, ne bileyim bir dolu. Bunu genelleştirmemek lazım. Evet. Bunu genel, her meslek insana değer katmaz. İnsan mesleğe değer katar. Tabii. İkisini benimsemek lazım. Elinizde evraklar var. Elimde evrak çok bende. Şimdi ben o zaman şöyle bir şey yapayım Osman Bey. Hakan Aygün'le beraber. Hakan Aygün Bey
Ondan sonra Süleyman Bey iki durak başkanı alayım yanımıza. Ondan sonra kiralıkçı alalım. Bir de halk vatandaş alalım. Taksi müşterisi alalım. Alalım. Biz alalım. Sizinle öyle bir röportaj yapalım. İkinci röportajımızı da. Ne dersiniz bu konuda? Buradan sözünü alayım sizden ki. Ali Bey, bir gün önceden haber verirseniz ben bu mesele için her yere gelirim. Bakın, ben defalarca Ankara'ya çok federasyona gittim. Çok kararlı gördüm Osman Bey sizi. İnanılmaz mücadelenizle ben tanık oldum, şahit oldum. Ben de sokakta halkın sesi olabilmek için mücadele veriyorum. Dal kavuk gazetecilerden değilim. O olmaz zaten. Haber, para karşılığı haber evet. Yapan gazetecileri siz görmüşsünüzdür umarım. Hepsini tek tek sayayım. Senin için sakınca yoksa ben hiçbir şeyden korkmam. Benim etika şeylerime aykırı olur. Hepsini sayayım. Yani yok. Onlar kendileri utansın. Ben iftira atmıyorum. Ben yanlışları anlatıyorum. Biz şöyle yapalım. Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir mesajınızı iletelim. Sayın Ekrem İmamoğlu, sizin gözlemlerinizi direkt olarak benim vasıtamla iletelim. Ekrem İmamoğlu konuya hakim mi, değil mi? Ekrem İmamoğlu şu anda bizim mesleği tam manasında bilmiyor. Kadrosu da bilmiyorlar. Ne yapmalı? Çünkü niçin? Bakın, zaten bilmek zorunda değiller. Bugün İstanbul dünyada çok ülkelerden büyük. Bütçe olarak, yüz ölçümü olarak, nüfus olarak çok büyük. İstanbul yani yönetmek öyle kolay bir iş değil. Ekrem Bey'e yani gerçekten bize yardım olması lazım. Bakın ben Ekrem Bey'e her türlü meslekle ilgili her türlü bilgiler sunmaya hazırım. Projelerimiz de var. Ben seçimden önce kendisiyle 8 kere görüştüm. Yine görüşelim. Sözü var. Bir masa kuracağız dedi, esnaf masası. Burada sizler de olacaksınız dedi. Sizin meslek nüfus olarak çok kalabalıksınız dedi. Siz de bir kişiyle temsil olunamazsınız dedi. Orada bir cümle daha etti. Size sorun yaratanlar sizin sorunlarınızı çözemezler dediler. Doğru. Ama Sayın Başkan, bakın sizi kim yönlendirdi? Ben bir takım kişiler biliyorum. Tahmin de ettiklerim var. Sizi yönlendirenler bize sorun yaratmayı fırsat verdiler. Acaba taksi esnafıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya mı getirmek istiyorlar? Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de Ekrem Bey'e diyorum ki taksi esnafıyla karşı karşıya gelmemeye imtina gösterin. Bakın taksi esnafı candır. Taksi esnafı dosttur. Eğer sizler taksi esnafına yaklaşırsanız taksi esnafı hiçbir zaman için kötülük yapmaz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Biz daima devletimizin, belediyemizin, muhtarımızın bile yanında oluruz Ali Bey. Osman Bey, sürekli taksi şikayetleri geliyor. Efendim, kısa mesafe, uzun mesafe gidildi, gidilmedi. Araçların kirli olduğu, taksilerin bakımsız olduğu, böyle sürekli şikayetler ediliyor. Kaliteli hizmet nasıl yapılır? Kaliteli hizmet, çok güzel bir soru sordun Ali Bey. Kalite neden gelir? Maddiyattan gelir. Eğer benim maddi gelirlerimi kısılırsa, bana hizmet olarak hizmet yapılamazsa bu kaliteyi bekleme şansınız yok. 24 ayda %5 zam verirseniz bu meslekten kalite bekleyemezsiniz. Bakın şimdi burası çok lüks bir yer. Ben gelsem burada bir çay içsem, gitsem, ertesi gün bir daha gelsem adam beni burada suratına gülerek karşılamaz. Osman Bey, şimdi araçların yanına gidelim. Ticari taksiler nasıl çalışıyor? Onları gözlemleyelim. Hem de oradan da sohbetimize devam edelim. Şurada birkaç şey gösterebilir miyim? Buyurun. Bak şimdi bu bizim derneğin bir tane dosyası. Çok siyasetçiye dosyalar dağıttım. Sayın İçişleri Bakanı'na verdim. Binali Bey'e verdim. Ekrem Bey'e verdim. Orhan Bey'e vermediğimiz kalmadı. Şimdi bakın bunu açıyoruz. Bu derneğimizin logosu. Bu derneğimizin şeyi. Bu nedir Ali Bey? Yani park yeri gibi gözüküyor. Bak. Papatya tarlası Ali Bey. Bu arabadan suç ne biliyor musun? Şoförün rüsumu yokmuş. Rüsum nedir? Rüsum nedir? Osmanlı'da bir verginin adıdır. Eğer rüsumdan dolayı para alınırsa onun geçerliliği vardır. Yok rüsumda şoför resmi yok, arabalar otoparka. Şimdi burada çalışanların bütün hepsinin evrakları var. İstersen bir soralım. Bak, görüyor musun? Ne günah var bu işlerin? Şöyle çevirirseniz.
Bu işle bu insanların ne günahı var? Bir araba bağlanıyor, 1800 lira şoföre ceza kesiliyor. Şoför temsilcileri neredesiniz? 1800 lira şoföre ceza kesiliyor. Sen şoförleri sigortadan dolayı kışkırtıyorsun. Bunları niye aramıyorsun? Kaç tane şoförüne 1800 lira ceza kesildi? Benim şoförümü de kesip ben kendim ödedim. Evet Osman bak, Bey. Bunlar gelen cezalar. Bu bir arabaya gelen ceza. Bak. Neden 2019'da. Ya, maddelerine bakalım. Tamam. Şimdi Ali Bey, şu arabaları görüyorsun. Evet. Bu arabalar 450 bin lira. Giden belediye bu arabaları bize çıkarttırdı, aldırdı. Bu arabalar sadece havaalanlarından iş alabiliyorlar. Biz niye otellerden bu arabaları iş alamıyoruz kardeşim? Bir tane 5 yıldızlı otele girip bu araba bekleyip iş alamaz. Bak. Bunları esnafın başına bela edenleri bunları, bunları biz canlı yayında Hakan Aygün TV'de bunlara bu konuları işleyelim tamamen. Biz şimdi gidelim sizinle. Taksiler nasıl çalışıyor? Taksilerde iş var mı? Onları gözlemleyelim. Aşağıya inelim. Bakalım durağa. Orada Beşiktaş İstanbul'un en kalabalık semti Beşiktaş'ta. Taksiler iş yapıyor mu yapmıyor mu? Şöyle gösterelim. Biz de varıp Osman Bey'le oradan bizzat. Evet. İşsizlik var. Çoğu iş yerleri kapalı. İnsanlar tatilde köylerinde. 58 dakikada ben Ataşehir'den ikinci köprüden buraya geldim. Kışın bu trafik ne olacak? Bu taksiler bu trafikte nasıl çalışıyorlar? Bunu hiç gören var mı? Bakın kaç tane zabıta var burada? 1, 2, 3. Neyse konu zabıta hayır, değil de. Değil. Şimdi bu 5000 tane plakayı verdik. Bunun çalışacak insanları nereden bulacaklar? Başka bir ülkeden mi gelecek? Şimdi arkanda görüyorsunuz değil mi? Boş boş. İş. Yolda da doluydu. Levent Sapan'da da yatıyordu taksiler. Şeyde Zincirlikuyu Köprüsü'nde de yatıyordular. Peki İstanbul halkının daha huzurlu, daha güvenli yolculuk etmesine neden 5000 taksi söylemi yetmiyor mu? 5000 araç rant. Bir de geçen ben paylaşımım satranç oynanıyor. Ama bu satrancı taksi üzerinden oynamasın. Neden bu taksi üzerine sürekli işte Uber'di, korsandı, bir takım gruplar mı diyelim bunlara? Kimler, neden, ne Ali istiyor Bey, taksi? Bu benim elimdeki en küçük dosya. Bakın, bende bir arşiv var. Emin olun Türkiye'deki odalarda yok. Bakın şurada, onların hepsini bir kısmı... Birazdan inceleyeceğiz. Hepsini evet. İnceleyeceğiz. Şimdi burada bu 5000 tane arabayı verecek. Sayın Başkan, ben sonuna kadar destekledim kendisini. Yarın seçim olsa yine kendisini atacağım. Ama bu 5000 tane arabanın verilmesi buna şoför bulamayacak. Bir arabada 3 kişi diyor. 15000 kişi yapar. Bir yasa çıktı, bunu kesme lütfen. Bir yasa var, 22 yaşından gün alamayan taksicilik yapamıyor. 66'dan gün alan da yapamıyor. Bakın ben şu anda kendi arabamda çalışamam. Niçin? Ben geçen hafta Samsun'dan geldim. Hiç durmadan Samsun'dan buraya 750 kilometre geldim. Ben niye arabamda çıkıp çalışamayayım? Şimdi genç 22 yaşında taksicilik yapamıyor. Ya bu genci 18 yaşında askere gönderiyorsun. Evlendiriyorsun. Her şartlar var. Taksiye gelince bu adam çalışamıyor. Niye çalışamasın? Peki Sayın Ekrem İmamoğlu. Yok, yanlış mı yönlendiriyorlar? Sayın Başkan'ı yanlış yönlendiriyorlar. Bizim mesleğin içinde de var bu yanlışla yönlendirmeyi yapanlar. Ben çoğunu biliyorum bunları. Bakın. Çok yanlış yola girdi Ekrem Başkan. Ben ne diyorum? Yarın seçim olsa yine kendisine vereceğim. İstanbul halkı şundan muzdarip. Diyorlar ki kısa mesafe gidilmiyor. Kısa mesafe arabalar kirli, arabalar eski. Şikayetleri dinliyorum. Genelde kısa mesafeden muzdaripler. Bir de ben her iki tarafı da dinliyorum. Hem müşteriyi dinliyorum. Hem de taksi esnafının sorunlarını göz önüne seriyorum. Taksi esnafıyla konuştuğumda otosenterden dertli, müşteriyle konuştuğumda kısa mesafeye gidememekten dertli. Bu konuları nasıl aşmalıyız? Bu konuları aşmak çok basit. Bakın bunun nasıl aşılmaması diye bir şey yok. 2014-2016 yıllar arasında 24 ayda bize %5 zam verilirken, bakın ben o zaman pankart yaptırdım. %5 zam verilirken
O yıllarda trafik sigorta zorunlusu, trafik sigortası yüzde kaç arttı? %300-350 arttı Ali Bey. Bakın bunu sektör bilmiyor. O eylemi başlatan da benim. 2017 yılında sigortalar düştüler. %250 geri geldiler. Siz %5 zam alacaksınız. Hiç hasar yapmayan arabanın bile sigorta 1.281 liradan benim başıma geçti. 1.281 liradan 5.400 liraya çıktı. Niçin? Bizi yönetenler sigortalar birliği anlaşma yapmışlar. Tavan fiyat. Ya taban olmayanın tavanı olur mu kardeşim? Lastikler olmasa bu araba yerinde durmaz. İlk önce tavan fiyat koyacaksın. Benim arabamda 3 yıl hasarsızlık vardı. 3 yıldan sonra 3 yıl hasarlıkla rağmen 1.285.400 liraya çıktı. Burada hepsi var. Bu zamlar gelirse biz o müşterileri, ha yanlış ama seçiyor arkadaşlar. Niye? Ya 5 liralık müşteriler olur mu? Kalite istiyorsan bana kaliteyi vermem için bana haklarımı vereceksin. Benim bir lafım daha var. Taksici serbest piyasa ekonomisinden harcamasını yapar. Yani bugün burada simiti 1 liraya alırım. Yarın 1,5 alırım. Bir ay sonra 2 liraya alırım. Lafı yok. Ama bu arkadaşlar İBB'nin, UKM'nin vereceği kararla. Biz iki sefer zamımızı %5'lerden aldık. 24 ay zamda aldık. Bu 24 ayda niye zamları verdiler biliyor musunuz? Bakın ne tesadüf. 2014-2016'ya geliyor tesadüf. 2014-2016 Uber'in doğuş tarihidir. 2013'te atılan bir imzayla Uber doğdu. Değişikleri atılan imzayla doğdu. Onlar iş yapsın, taksiciler ufak tefek böyle sürümden kazansın, oyalansın diye bu zamları vermediler. Yoksa eğer taksiciler gerçek hakları verilseydi, gerçek zamlar verilse o Uber'ler emin olun piyasaya giremezdiler. Çünkü niye? Yüksek fiyatlar olduğu zaman bu arkadaşları yapamayacaktılar. Onları yollarda çalıştırmazlar, dolaştırmazlar. Gelen yöneticiler çözüm üretmek yerine neden sorun üretiyor? Şimdi Ekrem Başkan'la ben ilk görüşmem Ümraniye Sanayi'de oldu. Ekrem Başkan'ın çocukluk arkadaşı benim müşterimdi. Bir tesadüf telefonunu aldım, Ümraniye'de buluştum. Ben Ümraniye'de Ekrem Başkan'a iki tane çok önemli şey söyledim. Orada bana dedi ki Osman Bey dedi, size sorun yaratanlar sizin sorunlarınızı çözemezler. Başkan, şimdi 5.000 tane olmayacak şeyle bize sorun siz yaratıyorsunuz. Bakın bunu size kimler yaptırdığını da ben biliyorum. Yarısını biliyorum en azından. Bundan vazgeçiniz. Bunu zaten vermeye hakkınız yok. Trafiği açarsınız. Taksimetrenin doğal haklarını verirsiniz. Zamlarını verirsiniz. Eğer taksici yanlış yaparsa ihale yaparsınız. Kiralık plak olayını veremezsiniz. Kim bu? Karanlık eller kim? Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden iddia edilen karanlık eller kim? Taksi esnafının üzerindeki o karanlık eller kim? Gerçek taksiler Ekrem İmamoğlu'nu tehdit edemezdi. O tehdit edenler karşısında bizi bulurlar. Hiçbir yöneticiyi, hiçbir taksi tehdit etmez. Bakın biz bu kadar zorluklar çekmemize rağmen, 15 Temmuz'da ilk sokağa dökülen taksiler oldu kardeşim. Evet. Taksici devletine, yöneticilerine sadıktır. Bağlıdır. Bayrağı için canını verir. Böyle bir şey yok. Bir taksici esnaf kardeşimize soralım. Beyefendi merhaba, kolay gelsin. Merhabalar Ali Bey. Siz ne işle meşgulsünüz? Ticaret taksi şoförüyüm. Ticaret taksi. Nelerde muzdaripsiniz? Biz öncelikle çalışma şartlarının ağırlığından mal sahiplerimizin bizden istediği yemiyelerin genç onlarına plaka... Yemiyelerden? Aynen. Piyasada çalışan az önce Bey abi de bundan bahsetti. Uber gibi toplu taşıma araçlarını kullanan ve bunlardan da özellikle müşteriler de sizden şikayetçi. Müşteriler kısa mesafe şikayetçi olabilir, doğrudur. Şöyle bizim çalışma şartlarımız zor olduğu sürece burada müşteri seçme potansiyeli yanlış olur. Lakin müşterinin de bizi anlaması gerekiyor. Neden? Biz ekmeğimizi trafikten kazanan insanlarız. Trafikle mücadele eden, boğuşan, evimize bir lokma ekmek için çırpınan insanlarız. Beşiktaş'tasınız, meydandasınız. Öyle gün oluyor ki şu Barbaros'tan dönüp Nişantaşı Rumeli'ye çıkmak 45 dakika 1 saat sürüyor. Alacağınız para 13 lira. Bir ticaret taksi şoförü 12 saat çalışıyor. 12 saatte 20 tane yolcu alsa 13 liradan 260 lira yapar. Bu arabanın sadece yevmiyesine bedel olur. Mazot yok. 12 saat çalışsanız evinizde 1 lira ekmek yok. Nasıl olacak yani? Bu ortada öyle bir tezatlık var ki
affedersiniz iki ucu pislik değneğe dönmüş. Ne tarafınızı elleseniz ucuna pislik değiyor. Yani bunu düzeltme babında biz yetkililerden, yöneticilerden çok şeyler duyuyoruz. Ama maalesef ülkemizde ne hikmetse hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Ayrıca ben şu işi yapmadan önce 11 yıldır bu işi yapıyorum. 14 yıl ben uluslararası gemilerde çalıştım. 5 kıta 40 bin ülke, 3 defa Pasifik, Tampa, Ekvator etrafına dönmüş bir insanım. Fransa Nice'de taksicilik yapan bir kardeşim var. Fransa Nice bölgesinde çalışan adama al diyorlar sana araba, git belediyenin izniyle plakanı al, tak ve bu adam çalışsın diyor. Hiçbir şekilde ne yemeği, ne rant, ne plaka, hiçbir şey yok. O adam neyi istiyorlar? Nice haritasının önüne koyuyorlar. Diyorlar ki ne Ahmet Sokak nerede, Mehmet Sokak nerede, tık eliyle göstermesi lazım. Ben öyle gün oluyor ki Beşiktaş'tayım, adam yanıma ticaret taksiye yanaşıyor, korna çalıyor, diyor ki ne Sultanahmet'e nasıl gidebilirim, Taksim'e nasıl gidebilirim. Böyle insanlar bu taksiye çıktığı sürece ya çözüm zor. Daha önce güzel uygulamalar oldu, psikoteknikler, bugün alkol uyuşturucu testi babında bunlar yapılıyor. Belediye kartları çalışma izni olması babında bu tip çalışmalar yapılıyor. Bu tip çalışmalar yapıldığı sürece bu işin birden değil ama ağır ağır zamanla düzeleceğinden yanayım. Neticede biz insanlarımızı taşıyoruz. Bizim aracımıza binen insanların kişiliği, karakterleri, ne iş yaptıkları hiçbir zaman önemli değildir. Yalnız şunu bizim insanlarımıza unutmasınlar. Biz hastasını, eşi, dostu, kızı, karısı, bütün bu insanları adreslerine kadar teslim ediyoruz. İnanın bir lokma ekmek için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Ali Bey. Görmüş olduğunuz gibi karanlık ellerin bu taksi esnafı üzerinde sömürüsü diyelim. Hep var olacak. Hep var olduğu sürece de hem taksi müşterisi hem taksici esnafımız muzdarip. Bu konu hakkında İmamoğlu'nun yapması gerekenler nelerdir? Şimdi arkadaş neden bahsediyor? Fransa'nın Nice kentinden bahsetti değil mi? Benim de Almanya'da yeğenlerim var. Taksilik yapıyorum. Bir kere şoför kartı veriliyor. O kadar. Her yıl biz de 2005 yılından beri 23 kere eğitimlere girdik. 23 kere kartlar alındı. Bugün ICE geçerli. Bir tane o karttan var mı? Her ne yazıyor? Toplu taşıma kullanma aracı. Bak Ali Bey, bu arabaları 2005'ten beri toplu taşıma aracı yapmak için çok oyunlar oynandı. Bunları biz hep bozduk. Ben tam o noktaya değinmek istiyorum. Ben de kiralıkçıyım ben de. Bu karanlık elleri nasıl yetkililer yok etmeli? Çok basit. Bakın çok basit. Şimdi otosentir olmasa meslek olmaz. Ama otosentir, ben onlara da söylüyorum. Tanımadığım yok benim. Otosentirde kira tepecilik... kira bedelinin hayır, çok de, kira bedelinden ziyade otosentirde esnaflık yapsınlar. Bizim eyvallah, onlar canımız feda. Ama tefecilik yapan esnafı ayırmaları lazım. Biz tefecilerle uğraşmamamızı, biz esnafla uğraşmamız lazım. Ben otosentre veya herhangi bir galeriye gittiğim zaman hiç böyle çekinmeden rahat rahat alışveriş yapmam gerekir. Fakat bu olmuyor. Şimdi otosentre veya bu dediğiniz kişileri yok etmek için mesleğe zarar veremezler. Böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Ben Fenerbahçe'de çalışıyorum. 57'den beri ben Fenerbahçeliyim. Ben Ataşehir'e taşındım, hala kaydım bile almadım oraya. Alamıyorum, içim gitmiyor. Niye? 66 sene ben kalamış gibi yerde yaşamışım. Bu kalitenin en iyisini ben isterim. Ama bize bu kaliteyi sunmak için fırsat verilmiyor. Şimdi şoför şikayetleri, yani taksi şikayetlerinin %80-85'i şoför arkadaşlardan geliyor. Bir toplantıda bu mevzu açılıyor. Dedim arkadaş, şikayetler 80-85 oranında sürücü arkadaşlardan geliyor. Taksili şoför arkadaşı temsilen birisi evet dedi, doğru dedi. Dedim bak arkadaş, o %80-85 hep şoförlerin değil. Trafiği açmayanların. Ya bu trafik olacak ki bu insanlar gitsinler. Bu insan müşteriyle akraba alıyor. 24 ay zam vermeyenin hiçbir suçu yok mu? Bizim bu şikayetlerde sektör olarak %30 suçumuz var. %31 olmaz. Bize şartlarımızı versinler. Bize imkanları versinler, tamam. Şimdi belediye ispat durakları açtılar öncekiler. Allah'ın ise ispat durakları ne dediler biz o zaman? Biz sizi mafyanın elinden kurtaracağız. Kurtardılar mı? Gündüz resmi değnekçi oldular. Gece yine mafyanın elindeyiz. Bakın ispat durağı var mı burada? Varsa bakın üstüne. Sabah 7, akşam bazılarında 19 yazar, bazen 21 yazar, bazen 23 yazar. Ama bizim taksi duraklarımız 24 saat açık. Çayı var,
namaz tahtası var, televizyonu var, kliması var, her ortamı var. Şimdi biz bu kadar fedakarlıkla bu işleri yapıyorsak biz kalitenin en güzelini veririz. Ben demin dediğim gibi taksi esnafı serbest piyasa ekonomiden harcamayı yapar ama kazancı bir iki tane şeye kalırsa, imzaya kalırsa bu olmaz. Olmaz. Eskiden biz 6 ayda bir zam alırdık. 6 ayda bir zam alırdık. Bakın Dalan'ın zamanında entegre takılıyor taksimetrelere. Entegre Almanya'dan geliyordu. Entegre yok diye Almanya'dan geç geldi diye o zaman ne yaptılar? Dediler ki gece gündüz tarifesini %50 ile yapın. Yani bu şekilde yaptılar. Zammı bizim aksatmadılar. Ama siz 24 ayda zam verildiği zaman bu taksiden kalite bekleyemezsiniz. Hiç mümkün değil. Yani 5000 tane arabaya da 15000 tane şoför bulmak da çok büyük bir hayaldir. Taksi şoförleri genelde otosentirlerin kira bedellerinden, hava paralarından çok ondan sonra araç pahalılığı, araçların pahalılığından bahsediyorlar. Bu konudan çok muzdaripler. Biz iyi hizmet edebilmemiz için diyorlar 70 bin liralık aracı 120 bin liraya satıyorlar. 150 bin liraya satıyorlar. Böyle bir rakamlar şimdi dönüyor. Şimdi afaki şeylerden de bugünkü fiyatlardan söyleyeyim. Bugün biz zaten bakın ya dünyada 3 arabaya dünyada olmayan şeyleri biz mahkum edildik Ali Bey. En son UKM'de bir %50 bir yerli olayı çıkardılar. Turkuaz olayı çıkardı. Bugün bir tane turkuaz yok. Burada esnen turkuaz olurdu. Nerede bu turkuazlar? Esnafı başta bunlar bela ettiler. Şimdi bugün şu arabanın sıfırı 105 milyon, 130 milyon. 130 bin lira. 130 bin lira peşin verirse. Bunu aldın. 6 sene, 5 seneydi 6 seneye çıkardılar. Bunu aldın. 6 sene sonra bu arabayı en fazla satacağın rakam 60 bin lira. 70'e satamaz. 150, 60 çık, 80 bin lira. Bu araba 6 ayda 80 bin lira kazanmaz kardeşim. Bu karanlık elleri nasıl kaldıracak? İmamoğlu. Çok basit. Ekrem İmamoğlu Bey'le ben seçim önce 8 kere buluştum. İTÜ'ye ilk davet eden benim. Bakın İTÜ'ye ilk girişinin davetini yapan kendisine Ümraniye Sanayi'de benim. Geldi oraya. Esnafla kucaklaştı. Bizim İTÜ'ye kimse giremiyordu. Bakın biz bütün siyasetlerle beraber olmak zorundayız. Biz kimseyle kavga edemeyiz. Biz esnafız. Biz eğer birileriyle kavga edersek yarın müşteriyle de kavga ederiz. Bizi kavgacı yapılmayacağız biz. Bizim haklarımızın verilmesi lazım. Kaç yıldır zam almıyorsunuz? Yok Ekrem Bey sözünde durdu. Bakın Ekrem Bey şimdi Allah'a var. Bize Ümraniye'de dedi bana dedi ki Osman Bey dedi gelirsem dedi hiç tahmin etmeyiz zammı vereceğim dedi 3 ay sürmeyecek. 3 ay sürmeden 17 yılın rekoru %24 zammı verdi. Benim UKM'de bir konuşmam var. Bakın ben orada dedim ki Orhan Bey vardı, Yavuz Erkut Beyler vardı. Dedim ki bakın değerli başkanlar sizler kucağınızda bomba buldunuz. Ama bombayı çok güzel şu anda idare ediyorsunuz. O bombayı patlamadan atacaksınız. Ama onu attılar, yeni bombayı 5000 arabayla kucaklarına aldılar. Bakın biz taksi hakları derneği olarak projesiz gezmiyoruz. Ekrem Bey bizden bana dediği şu, Osman Bey biz dediler bir esnaf masası kuracağız. Bu esnaf masasında sizler olacaksınız. Her esnaf olacak. O olan esnaf da çoğunluğuna göre temsil olacak. Yani biz 17.500 sırf plaka sahibi düşünürsek bizim en az 3 kişiyle temsil edilmemiz lazım. Başkan bu masayı kursun. Bize o masada projelerimi istesin. Eğer biz kendisine ikna edecek projeleri sunamazsak 10.000 tane araba versin. Bir de aracın içini göstermek istiyorum. Şu kapıyı açar mısınız? Açalım. Buyurun beraber bakalım. Şimdi pandemi döneminde de taksici esnaf kardeşlerimiz böyle kendilerini korumak için sistem geliştirmişler. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu pandemi döneminde de taksiciye bayağı bir doktor demeyelim sağlıkçılarımızı şöyle, taşıdı. Şimdi Ali Bey İstanbul'da ilk dezenfekteyi yapan Taksi Hakları Derneği'dir. Mart ayının 15'inde. Pandemi 11 Mart'ta patladı. Biz 15 Mart'ta Kadıköy Meydanı'nda dezenfekte işini yaptık. Bakın. Ya biz sponsor bulamıyorsak yazıklar olsun bize.
Yazıklar olsun bize. 13'ünde bir arkadaşım, Cengiz Pirinçli bir arkadaşımız dedi ya abi dezenfekte işi yapalım. Dedim tamam, hemen atladım anında gittim Kadıköy Belediyesi'ne, meydan aldım. Serkan Oto ve Bereceyi sponsor yaptık. Biz o gün orada yani en az 2000 üzerinde arabaya dezenfekte yaptık. Sağlıkçılar olayı. Bakın bu da bizim derneğin projesidir. Fakat onu ilk hafta çok güzel yapıldı. İkinci hafta bunu sulandırdılar. Ya biz o sağlıkçıları 3 pazar daha gezdirsek, evlerine götürsek ne olurdu? Batar mıydı? Batmayız. Ama organizasyon yapılamadı. Biz ona da sponsorlar bulduk. Taksi esnafı her türlü devletinin yanında. Her türlü yanında. Ama taksi esnafı. Hizmetin en iyisi biz veririz. Taksi esnafı karanlık ellerin, esnafın üzerinden ellerin çekilmesini istiyorsunuz. Doğru mu? Doğrudur. Otosenter olayına İmamoğlu yanlış yönlendiriliyor. Doğru mu? Otosenter olmalı ama ticaret yapmalı. Tefecilik değil. Bakın şu anda otosenter duyacak bunu. Duyacak. Otosenter tefecilik yapmayacak. Bu arkadaşım oraya gidip plaka kiraladığı zaman o plakayı bir sene satıl deyip elinden alırken ağlatmayacaklar. Şimdi bunu kiralıkçılarla da görüşüyorum. Hava parası alınıyormuş. Çok yüksek bedelle. Şimdi orada da şu var. Alınıyorsa kiralama kardeşim ya. Arz talep meselesi. Şurada simit kuyruğu olur. Bak şu anda boş. Burada simit kuyruğu olursa bu arkadaş gayri ihtiyari 1200'e sattığı simiti 1300 yapabilir. Kimse gitmesin ya, almasın. O zaman olarak çalışsınlar. Şu anda çok boş araba var. Çıksın şoför açıyorsun. Niye o riske giriyor? 150 lira parayı niye bağlıyor? Bunun kazası var. Bakın şimdi benim arabaların kaskoldu Ali Bey. Benim geçen sene kaskolu Toyota var. 5700 lira yaptırdığım kasko bu ay bitti, geçtiğimiz ay bir tane kaza yaptı diye kaç lafıya çıktı biliyor musunuz? 9700 lira. O zaman taksici nasıl hem kirasını ödesin, hem evini geçindirip, hem yevmiyesini nasıl çıkarsın? Yani bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmalı mı? Yani Ekrem İmamoğlu'nu nasıl yönlendiriyorlar? Yani bilinçli mi konuşuyor, bilinçsiz mi konuşuyor? O tehdit edenler, tehdit etti söylemi iddia edenler, bunları nasıl önler, taksi esnafı bunlarla nasıl baş edecek, mücadele edecek? Ekrem Bey tehdit edilmemeli. Ekrem Bey'e benim projem var deyip sunmaya çalışacaklar. Kimsede proje yoksa bizde proje var. Bakın taksi hakları derneği olarak bizim projelerimiz var. Ben Ekrem Bey'e buradan da söylüyorum. Bakın seçimden önce 8 kere görüşen Osman Oğuz Taksi Hakları Derneği seçimden sonra kendisini hiç rahatsız etmedi. Çünkü zaten başkan. Ama ben belediyeyi çok kullan. Uyuşturucu testini koyduran kim biliyor musunuz? Kim? Ben. Nasıl oldu? Bizim duran, yani bizim derneğin bir arabası şoför arkadaşının rüsumu yok diye arabayı bağladılar 14 gün. Bakın şurada bu kadar iş yeri var. Gelin gidelim. Herkesin sağlık şeyi var mı? Kontrolü var mı? Yok. Hangi iş yerine 14 gün bağlıyorlar kardeşim? Nedir bu ya? Bunları sen 14 gün bağlayamazsın. Şoförün şeyi yokmuş. 14 gün bağlanmaz. Ben o hırsla atladım gittim belediyeye. Musa Bey'e gittim. Musa Bey toplantım var dedi. Beni kabul etmedi. Arkadan Orhan Bey'e gittim. Orhan Demir Bey'e. Durumu anlattı. Dedi ya hakikaten çok ağır bir şey bu dedi. Ya bir resim yokluğundan bir araba 14 gün ticaretten men edilir mi kardeşim? Orhan Bey'e ben bunu anlattıktan sonra Orhan Bey dedi Osman Bey bayağı bir bilginiz var dedi. Dedim bakın Sayın Başkan, bizim çok acilen İETT otobüsleri de dahil çok acilen uyuşturucu testi yapmamız lazım. Ben daha önce bürokrat arkadaş söyledim. Bana dediler ki bir şeyin maliyeti 117 lira dediler. Ama para her şey değil. Şimdi bakın o gün bana dedi Osman Bey 2 Eylül'de kalmayacak. 1 Eylül'de uyuşturucu testini başlatacağız dedi ve başlattılar. Biz buralardan taleplerimizi mantıklı yaparsak bunların hepsi düzelir. Düzelmez diye bir şey yok. Ama gidiyorlar belediyenin absürt şeyler istiyorlar. Yok kardeşim. Belediyenin de bir yere kadar gücü var. Ben bir şoför arkadaşa da söz vermek istiyorum. Ver. Bakalım onlar ne diyor. Onların da görüşünü alalım. Tabii tabii. Osman abi demişti bizim arabamız 14 gün süreyle bağlan. Biz denetimler karşı değiliz. Denetimler çok güzel bir şey. Bir de taksi şikayetlerinden bahsettiniz. Hangi kurumda, hangi devlet dairesinde, hangi iş yerinde şikayet yok da sadece taksiciler mi şikayet var? Saat, bu şoför değişim saati kısa mesafe diyorlar. Kısa mesafe diye bir olay kalmadı. Şu anda herkes kısa mesafeye gidiyor. Değişim saati diyorsunuz. Ben bu arabada 24 saat çalışacak halim yok ki. Bir devlet dairesinde saat 4'te gişeleri kapatıyorlar, vezneyi kapatıyorlar. Vezneyi kapattığı zaman diyorsun ki ya işte saat 5'te kapatıyorsunuz.
Almıyorum diyor, bitti. İşlem yapmıyorum daha size. Evet, ben ona şahitim. 5'e 5 kala dahi tak diye kapatıyorlar. Artı geçen gün bir kaza oldu. Geçen gün bir taksi arkadaşımız kaza yaptı. Hani bu taksiciden şikayet yapıyorlar ya, ediyorlar ya. Saat 7'de devlet memurlarının, polislerin değişim saatleri. Doğru mu? Evet. Trafik polisi saat 7'ye 5 kala çağırdık. Çağırdı arkadaş. Rapor için adamı bir dövmediği kaldı. Ben nöbet devrediyorum kardeşim, ben sizinle uğraşamam dedi. Evet. Buyurun Sayın Başkan. Şöyle sizi alalım. Şimdi her Ali konuda Bey, her konuda başı boşlu görülen o ki otosentırmış, faizcilermiş, bu işin içinde inanılmaz derecede. Bir de Ekrem Bey geldi. Dediğiniz gibi elinde bomba, kucağında bomba. Yani Ekrem Bey'in öyle, ben de dün birkaç ana akım medyada izledim. İnanamadım, şaşırdım. Bu adamlar yani çıkmışlar oraya Ekrem İmamoğlu'na öyle şeyler yapıştırıyorlar ki inanamadım. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu bu konuyu bilimsel olarak ele alıp nasıl çözüm üretmeli? Taksici esnafını arkasına nasıl almalı? Şimdi Ali Bey onu şöyle söyleyeyim. 2014 yılında Uber doğunca televizyonlarda bir anda her akşam taksiler karalanmaya başladılar. Yani 2014 yılına kadar çalışan taksiciler gittiler, başka bir yerden lanet insanlar geldiler. 2018 mahkemede Uber davayı kaybedene kadar her gün şikayetler geldi. Uber davayı kaybetti. Ortalıkta bir tane haberlerde bir tane taksi haberi çıkmadı. Ne zaman ki birileri bir düğmeye bastı, yine taksilerin karalama haberleri çıktı. Medya. Bak, bir dakika. Habertürk, başta Habertürk. Ben 3-4 kere kendilerini aradım. Bakın, telefonu açmıyorlar. Açtıkları zaman da doğru cevap veremiyorlar. Yetkiliyi bağlayın diyorum, yetkiliyi bağlamıyorlar. Ciner grubu. Bu haberleri niçin yaptırıyorsunuz? Niye yaptırıyorsunuz? Bunu bilmiyoruz. Ama bütün kadronuz hücum etmiş, taksilere saldırıyorlar. Bakın, ya çıkmış Hülya Hanım. Kanal ismi vermeyelim de. Yok hayır, vereceğiz. Şöyle, hayır. Vereceğiz. Biz orada bir siyah çelenk koyma eylemi yaptık biz orada. Peki şöyle. Yine yapacağız. Bakın. Paralı haber mi yapılıyor? Para karşılığı. Bak paralı diyemem ama onu nasıl düşünseniz düşünün. Şimdi bir spiker hanım çıkıyor, diyor ki sanatçının 27 tane, kardeşim sanatçının adını söylesene. Yok böyle bir şey. Ali Bey, ben bir tane plakam var, ikinciyi alamıyorum. Oğlumu alabilirim şartlar uyuyorsa. Kızımı alabilirim şartlar uyuyorsa. Ama kendim ikinciyi alamıyorum. İkinci plaka nasıl olur? Oğlumun peki, plakası var. Ben rahmetli oldum. Benim plakam miras yoluyla oraya düşüyor. Devlet de bundan, mirastan kalan maldan dolayı veraset intikal vergisi alıyor. 40 bin lira para alıyor kardeşim. 40 bin lira para alıyor. Ben Fenerbahçe'ye yaşıyorum. Fenerbahçe Marina'da 5,5 trilyona eski parayla satılan tekne oldu. Ya niye herkesin gözü buzluktu bunlarda ya? Ne var bunda? Şoför müsün kardeşim? Yövmiyi alabiliyor musun akşam? Hayır. Bitti. Adam şöyle yövmiyi alabiliyor. Osman Bey. Bırak şu anda bak, herkes zor. Ben araştırmacı. Osman abi söylüyor da Habertürk'e değindi. Çok güzel bir konuya değindi Osman abi. Her akşam, her akşam, her akşam bir kanalda taksiciden şikayeti geçer mi yani? Her akşam konti garanti. Her akşam. Yani birileri bunlar diyor ki bunu yap. Her akşam yap bunu. Algı mı yapılıyor? Algı yapılıyor. Değersizleştiriliyoruz. Bak şimdi bu arkadaşa biz şurada 3 kişi 15-20 gün arkadaş sen delisin diyelim. Vallahi bu gider Bakırköy'den yatma izni ister. Bir adama 40 gün deli dersin. 40 sefer deli dersin. Aynen zaten deli olurmuş. Şimdi Esra Boğaz. Bu arada bana da deli diyorlar biliyorsun. Bak olsun boşver. Delilerden zarar yani. Esra Boğazlayan Hanım. Biz Habertürk'ün önüne gittik. Siyah çelenk koymaya. Orada kendisi binaya giriyordu. Her gün bizim alemize programlar yapıyordu. Seslendim. Esra Hanım buyurun dedim. Bakın taksiler burada. Gelin açık açık konuşalım. Gelemedi korkudan bir an şeye kaydı. Ya biz insan yemiyoruz kardeşim. Sen gel benden öğren. Benim mesleğim söyle. Ben şunu Cüneyt araştırdım. Cüneyt Özdemir var. Bir dakika lütfen sözümü kesme. Cüneyt Özdemir var. Niçin Amerika'da bu arkadaş? Niye Amerika'dan kalkıyor milletle şey yapıyor? Dün akşam Adnan Tetik Kol diye birisini çıkarttı. Cüneyt Özdemir. Sizin gibi internette. Adam diyor ki ya diyor milletin üstünde dolu dolu plakalar var. Adnan Tetik Kol. İkinci plakayı kimse alamaz kardeşim. Alamaz. Yalan yanlış bilgiler yapma. Bir öğrencisin, test yapmışsın. O tezden gelip bizi vurmaya kalkmayın kardeşim. Taksinin ne sorunu varsa öğrenmek isteyen bizden öğrenebilir. Bizim cevap veremeyeceğimiz taksiyle ilgili hiçbir soru kalmaz.
her soruya cevap veririz. Bakın bunun içine duraklar da dahil. Emin olun bugün İstanbul'da duraklar 24 saat açık. İş yapamıyorlar. Bakın 24 saat açık. Osman Bey, gürültü ortamı çok şey. Biz sakin bir kenarda durakta konuşalım devamına. Nereye isterseniz gidelim. Şimdi ben burada neden... Bugün akşama kadar senlenim. Bugün neden burada yayın yaptım? Çünkü şoför kardeşlerimizi de dinlemek istedim. Hem başkanla beraber olalım, hem de şoför arkadaşlarının düşüncelerini, görüşlerini alalım. Sayın Ekrem İmamoğlu'na da buradan mesaj göndermek isteyen esnaf kardeşlerimizin de sesi olalım istedik. Şimdi burada şoför arkadaşlar varken bir gireyim. Bakın arkadaşlar, sizin haklarınızı savunuyoruz diye sizin üzerinden bir yerlere gidenler var. Bizim bakın kendinizi kullandırmayın. Abi, bizim hakkımız lütfen bir bak. Plaka sahibi de savunmuyor. Lafını kestim abi. Özür dilerim. Plaka sahibi de savunmuyor. Center'ı da savunmuyor. Devleti de savunmuyor. Belediyesi de savunmuyor. Kişiler de savunmuyor. Müşterisi de savunmuyor. Ben 3 aydır evime ekmek götürmemişim. Pandemiden dolayı. Hepimiz öyleyiz. Bak herkes öyle. Yani kimse şoförü düşünmüyor. Herkes öyle. Ne plaka sahibi düşünüyor. Ne sentri düşünüyor. Yok yok öyle. Ne? Şimdi bak abi, öyle yok, yapma. Yok yok bak, yok. Öyle yapma. Benim durağımdaki. Bak benim durağımdaki. Bütün abi. Oruçuna taksın sen. Benim durağımda bir tane bu pandemi başladığından beri Osman Bey, bir konuyu... tane arkadaşımız kalk da bana bu yemeği getirirsin demedi kardeşim. Ama o senin dediğini yapan, bak senin dediğini yapanlar bu meslekten değiller kardeşim. Tamam mı? Ekrem Bey 5000 tane plaka çıkaracağına bu plakaları adalardakilerini kamulaştırdığı gibi bunları kamulaştırsın. Biz de yardımcı olalım. Anlatabildim mi? Bu kadar basit. Ana akım medya konusunda da konuşacağız. Biz gidelim sessiz bir ortamda tamam, bu röportajımızı devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız.